Herkese merhaba. Hütbat'ın yeni içeriği olan Hütbat Röportaj'da karşınızdayız. Sempozyumla ilgili fikirlerinizi alıp eğlenebildiğimiz, güldüğümüz çok güzel bir içerik olacak. Devamı için beklemede kalın. Evet, bugün yanımızda Hütbat Başkanı Pınar Hanım var. Pınar Hanım'a sorularımızı soracağız. Öncelikle Hütbat nedir? Hütbat okulumuzun bilimselleşme topluluğu. Peki sempozyumun gidişinden memnun musunuz? Güzel gerçekleşiyor mu? Sempozyum çok güzel, kaossuz, müthiş bir şekilde ilerliyor. Bütün düzenleme kuruluna çok teşekkür ediyorum, öpüyorum. Bütün tasarım ekibine ve tasarım ve mali sorumlumuz Yasemin'e ve yönetime çok teşekkür ediyorum. Sosyal medyada teşekkür ediyor. Sosyal medya ekibim ediyor. Zaten. Süheda bu videoyu editleyecek. Çok teşekkür evet. ederiz ona da şimdiden. Öpüyorum. Evet, herkese merhaba. Ben Pınar. Bu seneki Hütbat Başkanıyım. Şimdi yanımızda geçen seneki Hütbat Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Erkin Deniz Karaca var. Merhaba Erkin. Merhaba Pınar. Nasılsın bugün? Teşekkür ederim. Seni sormalı. Ben deyim. Çok sağ ol. Hangi stajdasın? Dermatoloji. Dermatoloji stajında plastik sempozyumuna gelmen hakkında ne düşünüyorsun? Çok faydalı oldu benim için. Bu güzellik ve estetik kaygıları açısından kendimi düşüncelere dalmış olarak hissettim. Çok teşekkür ederim bu sempozyumu düzenlediğiniz için. Şimdi hocam size bir şey sormak istiyorum. Sizin için güzellik nedir? Benim için güzellik göze hitap etmektir. Güzellik benim. Lütfen, lütfen. Evet, gergin anlar yaşandı stüdyomuzda. Devam ediyorum. Güzellik göze hitap etmektir. Evet, mesela. Mesela. Nedir yani? Mesela. Bana güzel bir şey söyle. Size güzel bir şey nasıl? Böyle sorular saçma. Nereden buluyorsunuz böyle saçma sapan soruları? Ben sana soruyor muyum ki? Çok evet. teşekkürler hocam. Bizim sorularımızı cevapladınız. Merhaba, öncelikle sempozyumumuza hoş geldiniz. Sempozyumla ilgili görüşlerinizi kısaca alabilir miyiz? Bence çok verimli bir sempozyumdu. Beğendim. Peki sempozyum öncesi ve sonrasına bakacak olursak güzellik algılarınızda, estetik düşüncelerinizde neler değişti, size neler kattı? Yani estetik cerrahi deyince genellikle daha çok aklım sadece botoks tarzı şeyler geldiği için bence çok faydalı oldu farkındalık adına. Yani öncelikle plastik cerrahi cidden çok güzel bir dalmış. Hani bunu biliyordum ama şimdi rekonstrüktif cerrahi konusunda özellikle inanılmaz işler yapıyorlar bence. Olmayan bir şey, yani tamamen bitmiş, pert gibi gözüken bir şeyi nasıl yeniden canlandırıyorlar, ben çok etkilendim. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Etkinlikle ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Etkinlik güzeldi ama daha fazla kuru pasta olmasını ben yönetimden istiyorum açıkçası. Yani yeterli gelmedi. Doyamadık burada. Belanı mı arıyorsun? Bu günle ilgili düşüncelerini ve şu an nasıl hissettiğini alabilir miyiz senden kısaca? Hütbat'ın birçok etkinliğine katıldım. Konusunu en çok beğendiğim etkinlik bu etkinlikti. Gerçekten bunu iştenlikle söyleyebilirim. Çünkü şovlar çok fazla moda biliyorsun. İşte dermatoloji, cerrahi falan. Estetik cerrahiden bahsediyorum. Çok çok güzeldi konusu. Konusuna bayıldım. Ama Yusuf'a katılıyorum. Benden önceki röportaj yapan arkadaşlar. Kuru pastalar az. Günün kaçıncı kahvesi? Şu an 3 oldu sanırım. Bence gayet iyi bir rakam yani. Hocam sizin için nasıl geçiyor? Harika, çok bilgili ve gerçekten hocalar çok iyi seçilmiş, konular çok akıcı. Özellikle ikinci konuşma mükemmeldi. Çok güzeldi, ben çok memnun kaldım. Sonraki sempozyumları da heyecanla bekliyorum. Aynı şekilde çok güzeldi, çok eğiticiydi. Teşekkür ederim. Evet, röportajlarımız sız kesmeden devam ediyor. Estetik cerrahi hakkında fikirlerinizi alabilir miyim? Tabii. Estetik cerrahi aslında ilgim olmamasına rağmen ilgimin başladığı bir milestone var. Bu Doktorlar dizisinde Aslan karakterinin karizmatik görünümü beni her şekilde etkiledi. Bu zamandan sonra artık estetik cerrahiye karşı ilgimin arttığını söyleyebilirim. Her ne kadar pediatrist desem de estetik cerrahilere olan saygım gün geçtikçe artıyor. Gülme devam et izlemeye. Bu şekilde söyleyebilirim. Estetik cerrahi benim için top'tır yani. Çok fazla karizmatik bir branş olduğunu düşünüyorum. Sabote ediliyoruz. Aradan geçti değil mi? Evet. Bu şartlar altında devam ediyoruz. Genel görünüme bakıldığında, dışarıdan izleyici olarak baktığımda çok fazla katılımcısı olduğunu, bu sebeple de iyi bir sempozyum olarak geçirildiğini düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Teşekkürler katkıların için. Yandığın için de geçmiş olsun bu arada. Çok aşırı tepki verdim. Ya. Çok sabote edilerek yaptığımız bir röportaj. Devam ediyoruz kaldığımız yerden. Bugünle ilgili genel fikirleriniz nelerdir Azra Hanım? Ben sabah da biraz konuşmuştum. Fikirlerim gün içinde şekillendi. Dışarıdan çok fazla katılım olduğunu fark ettim gerçekten. Hem diğer okullardan çok fazla tanıdığım, yani ben kendim çağırmadığım halde gördüğüm arkadaşlarım da oldu. Çağırdığım arkadaşlarım da arkadaşları varmış. Öyle olunca gerçekten dış katılımın fazla olduğunu, böylece yani geçen sene ne kadar başarılı işler yaptığımızı ve diğer okullara açılabildiğimizi fark ettim.
etmiş oldum. Genel olarak bu sempozyum üzerinde konuşursam hocalarımızın her biri birbirinden değerli zaten. Onu bir yana koydum. Oturumlar bilgilendirici olduğu kadar eğlenceli de geçiyor. Yani ilgimi çeken birçok oturum oldu. Akşamki vaka oturumları da günü çok güzel bir şekilde kapatacağımızı ve bir sempozyumu daha güzel bir şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Herkesin eline sağlık. Merhabalar efendim. Gece sempozyumu sizin için nasıldı? Merhaba. Öncelikle çok iyi geçeceğini düşünüyorum. Beklediğimizden daha yolunca gitti her şey kesinlikle. Gurur duyduğumuz bir iş. Umuyoruz ki önümüzdeki sempozyumlar bilim günleri de aynı akışında olabilecek en iyi haliyle geçecektir eminim. Teşekkür ederim. Hütbat röportajdan ben Sueda. Gece sempozyumundaki röportajımızdan bu kadar. Sonraki sempozyumlarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kendinizi en çok ne zaman güzel hissettiniz? Gözlerinizdeki yansımamı gördüğümde... Beyler, fotoğraf çekiliyor. Egehan, bir aga pozu 101 alabilir miyiz senden? Ne oturuyorsunuz ne arada kalmış, şaşkınsın sen. Ne olacağını bilmiyorsunuz. Her şeyin videoda olması. Video mu? Tabii sempozyumdu. Çok yorulduk, çok eğlendik. Katılan, katılmayan herkese çok teşekkür ederiz. Yorulduk ama biz bu ekip profesyonel olduğumuz için çok rahat bir şekilde sıfır komplikasyonlu arkadaşlarımızın da dediği gibi iş hallettik. Bilim günlerini ve diğer sempozyumlarımızı merakla bekliyoruz. Evet, evet. Çok mutluyum. Plastik cerrahi sempozyumunu hep yapmak istiyorduk zaten. Ve plastik cerrahi manyağı biri olarak bayağı tatminkarım. O yüzden pürüzsüz ilerlediği için de çok mutluyum başkan yardımcısı olarak. Her şey yolunda. Mutluyum, şimdi yemek yemeye yiyeceğiz. Herkesin burnunu yapacak, herkesin yapacak. Sıfır komplikasyonsuz, mükemmel bir sempozyumdu. İşte sizin yorumlarınız alalım. Ben çok yoruldum. Herkesin işi bitti, benim işim yeni başlıyor. Bu kadar videonun içinden nasıl çıkacağım bilmiyorum ama... Ağrı dağın eteğinde Eşarbını yan ballama, kurbanın olayım Eşarbını yan ballama. Arkadaşlar hepimiz Amerikan filmlerinden falan görüyoruz bunları, oradan özendim. O en son. Hepimiz Hütbat Düzenleme Kurulu, Sempozyum, Gertürk için geliyoruz buraya ama bence en önemli kısım bu işin arkadaşlığı ve Gertürk. Şimdi senle resmi konuşuyorsun. Aslında önemli olan burada yaşanan yani şey, güzel muhabbetler ve kurulan arkadaşlıklar, akşam gelen fotoğraflar, fotoğrafların arasında inceleyip en güzelini bulmanız ve yaşadığımız anlar, orada çektiğimiz fotoğraflar dediğim gibi. Ama yine de ciddi bir organizasyon ve emek var burada ve siz olmasaydınız olmazdı bu asla. O yüzden ben size çayımı kaldırmak istiyorum. Kesinlikle iki Hütbat. Kesinlikle iki Hütbat. Hütbat. Güzellik, estetik ve cerrahi. Sempozyumu. Hütbat. Gece. Güzellik. Estetik. Cerrahi. Sempozyumu. Hütbat. Gece. Güzellik. Estetik. Cerrahi. Hütbat. Gece. Güzellik. Estetik. Cerrahi. Sempozyumu. Hütbat. Gece. Güzellik. Estetik. Ve cerrahi. Sempozyumu. Hütbat. Güzellik. Estetik. Cerrahi. Gece. Sempozyumu. Oraya sen biz oraya koyabiliriz. Gelsin taşıyalım. Arabaya. Gel.